Sizce buraları yapan insanlar o karanlıkta veyahut o dönemde nasıl yaşıyorlardı? Hiç düşündünüz mü? Yerin yaklaşık 25-30 metre altındasınız ve hayatınızı burada sürdürüyorsunuz. Her zaman mı? Değil. Ama çoğu zaman buralarda zamanları geçiyordu. Güneş görmeden geçiyordunuz çoğu zaman. Savaş dönemlerinde gündüzleri dahi burada kalıyorlardı. Görmüş olduğunuz alanlarda. Ve tarihe kazandırmamız gerekiyor. Bu şekilde videoya başlamak istedim. Tam yeraltı şehrinin ortasındayız şu anda. Evet sevgili dostlar, öncelikle herkese merhabalar. Karşı tarafın benim için çok önemli olduğunu söylemiştim. Bir ilkti. Şimdi de böyle bir alandayız. İlk defa gireceğimiz bir yeraltı yapılaşmasını gördük. Bu gibi yeraltı şehirlerine tek başına girmek her zaman tehlikelidir. Böyle video izlerken çok rahat gelebilir ama çok da sağlıklı değildir. Eğer bu alanlarda tecrübeniz yoksa tek başınıza girmeyiniz. Bakın böyle bir alandayız. Böyle ışığımızı da açalım. Odalar halinde. Hani dedik ya hep yeraltı yapılaşmaları. Bir içeri girelim. Bakalım buranın mantığı, haritalanması, insanlar buralarda neler yapmışlar. Onları görelim. Böyle yavaş bir giriş. Evet. Şöyle baktığımızda yapısal olarak kayalara bakıyoruz. Öncelikle girmeden önce yapmamız gereken şey bu. Yeraltı yapılaşmasının kaya görüntüsü, yani sağlamlık görüntüsü nasıl? Şu görüntüye göre sağlamlık boyutu iyi değil. Yani katman taşların üzerine yapılmış, geçiş sistemleri çok iyi değil. O yüzden burası çok sağlıklı bir alana benzemiyor şu an. Bir içeri geçelim. Böyle yavaş bir yürüyüş şekliyle. Bakalım bizleri neler bekliyor. Her zamanki olduğu gibi büyük odalar, tüneller, küçük küçük alanlar olacak, kapalı alanlar olacak, harfiyatlar olacak. Bunlar yeraltı şehirlerinin olmazsa olmazları. Özlüyorsunuz. Bunun en büyük sebebi de yaz aylarında yeraltı şehirleri pek sağlıklı olmuyor. Şimdi biraz daha iyi geliyor ve kış ayları bunun için bulunmaz zamanlardır. Şimdi yavaş yavaş devam ediyoruz. Yavaş yavaş kaya yapıları oturdu. Yani böyle yamacı düşünün. Bir yamacın altına doğru gittikçe kaya yapıların sabit, yani tek bir ana kaya üzerine yapıldığını görebiliyoruz. Ki bu taraflar kayanın yeryüzüne doğru, yani gün yüzüne doğru en uç kısmı olduğu için buralar sağlıklı görünmüyor. Bu da çok normal bir şey. Burada küçük bir mihrap tarzında bir alan var. Şöyle bakıldığında insanlar buralara girip buralarda gezdiği için pislikler olmazsa olmazları. Ve buralar turizme kazandırılmamış alanlar. Ve bu gibi alanlarda biz buranın yetkilerini yapmaya çalışıyoruz. Evet, şöyle geçelim. Diyorum ya, bu videolar tamamen gelemeyen, giremeyen, göremeyen insanlar için. Ve bu alanlarda bulunmak gerçekten güzel bir şey. İlk uzun tünelimize giriyormuş gibi hissediyorum. Evet, bayağı bir uzun tünelimiz var şu anda. Şimdi yavaş yavaş yine devam edelim. Buralarda bakın, her yeri kontrol ediyorsunuz. Küçük küçük şeyler var. Göze fark eden, farklı olan neler var? Şimdi videomuz bittikten sonra ben haritalanmaya geçeceğim arkadaşlar. Bu alanın haritasını da çıkartıyorum sonradan. Yani bir videoyu çektikten sonra, mesela örnek diyorum, videomuz 20 dakika. Ama benim burada haritalandırmam yaklaşık 1-1,5 saatimi alıyor. Yavaş yavaş her yeri tek tek ölçerekten yapıyorum bunu. Evet. Bir havalandırma alanı. Bu da gösteriyor ki şu anda bir alt katımız, yani bir alt kat daha olmuş olması gerekiyor. Bir kuyu değilse şu anda bir alt katımız mevcut. Neden alt kat dedim direkt? Onu da söyleyeyim. Girişe en yakın kısımda bir havalandırma deliği niteliğinde açılmış. Bu da alanın havalandırmasını sağlaması için bulunmaz bir alan. Şöyle bakalım. Büyük bir alana benziyor. Evet. Burada bir savunma kapımız. Olmazsa olmazımız zaten yeraltı şehirlerinin kapıları. Yani her evin bir kapısı varsa her yeraltı şehrinin de bir kapısı olmak zorunda. Hepsinin de var. Evet. %90'ının olmak zorunda. Şöyle görüntüyü görüyorsunuz. Farklı bir görselliğe sahip bir yeraltı şehri ve mükemmelliği şu anda girişinden
göstermeye başladı. Ve bu insanlar ne için bu yeraltı şehirlerinde yaşadığını hiç düşündünüz mü? Uzun yıllar. Hep mi burada yaşıyorlardı? Hayır. Tabii ki de. Savaş döneminde, istila dönemlerinde ve özellikle kış aylarında. En önemli ve en uzun yaşadıkları dönemler sadece kış ayları. Şimdi içeri giriyoruz. Önce tepe güvenliğimize bakalım. Hem yarasa muhabbetimiz hem tepe güvenliğimiz çok önemli. Evet, buradan bir galeri açıldık ve etrafımızda görmek istediğimiz odalar, tepeye çıkış noktalarımız, tepelerde odalar var gibi. Her yerimizde odalar var. Aşağılarda küçük küçük kuyular var. Kuyulardan birbirlerine geçişler var. Bunlar zaten zamanında patlatılmış durumlar. Ben sağdan başlıyorum. Böyle ikiye iki gibi yüksekliği de 1.70'lerde odalar. Ve hep şunu söylüyorum. Bakın bu alanların patlatılmaması gereken alanlar patlatılıyor. Şöyle bakalım. Bir diğer oda. Altta küçük bir kuyu. Şöyle bakalım. Yukarıda bir odamız var. Büyük mü küçük mü merak ediyorum. Buraya çıkacağız. Yani şurası kapalıymış. Bakın şurası tamamen açılmış. Burası da kapalıymış. Alt kapalıymış. Ama gelin görün ki bizim kendi insanlarımız bu alanları patlatmış durumda. Şöyle bakalım. Yukarı gidiyorsa yukarıya da gideceğiz. Şu anda tam göremedim. Şöyle bir çıkalım buraya da. Evet. Küçük bir oda. Arka tarafta bir kuyu şeklinde bir delik var. Bu da deminki alana çıkacağını umut ediyorum. Dolmuş bir kuyu. Buraları gösterdik. Buralar tamamen doldurulmuş. Yani şu kırılan parçaları buraya atmışlar. Şu geliş yolumuzun üzerinde bir alan vardı diyecektim. Şu anda o mümkün değil. Yani kapalı bir alan. Şimdi yollarımıza geçeceğiz. Bakacağız. Bu alanlarda İnsanlar neler yapmış? Nasıl bir yapılaşma yapmış? Birincisi bunu araştıracağız. İkincisi mezarlıkları var mıydı? İçeride bir mezarlık alanı var mıydı? Üçüncüsü yeraltı yapılaşmasında, yeraltı şehrinde herhangi bir şey var mıydı? Bunu da araştıracağız. Bakalım burada bizi neler karşılayacak? Şimdi ilk geçiş yolumuzdan yani tepe noktadan giriş yapıyoruz. Şöyle yavaş bir şekilde videomuzu kapatmadan. Şu an görünen tarafta ışık var ama arka tarafta ışık olmadığı için bastığınız yerleri iyi seçmeniz gerekiyor. Burası gitmiyor gibi bir görüntüye sahip. Evet. Şu an tek odalı bir alan. Burası çok farklı bir görüntüye sahip. Yani bir odalaşma şeklinde. Alan çift katlı olma olasılığı var şu görüntüye göre. Şurası da tepeden görüntüsü. Bizim gelmiş olduğumuz alan şu anki görmüş olduğunuz alan. Bu alanları gezdik. Bir tane şuradan yani şu alandan aşağı inişimiz var. Bir de karşıdaki alandan gidişimiz var gibi. Diğer alanlar tamamen normal. Şimdi buradan inelim. Şu alt katımız dolu olduğu için yani şu anda atlayacağımız alan şu alan. Buraların üçünün bağlantısı var ama şu tam orta alan yani şu alan dolu. Oraya atlarsak herhangi bir sorun olmayacaktır. Evet. Bizim tepe noktamız kapalıydı. Şuradan bir gidişimiz var. Önce bu gidişimizi almak zorundayız. Evet. Şöyle bakıyoruz. Şu anda yarasayla karşılaşmadık. Bunun bir hem iyi yanı hem kötü yanı var. Onları sonra açıklayacağız. Buradan odalaşmaya açılıyoruz. Buradan sola bir oda var. Karşı oda var. Ve altta bir oda var. Şu da demin yukarı katta göstermiş olduğum alan. Görüntü olarak diyorum ya böyle çok eski görüntüye değil. Yani yakın dönemde son dönemlerde bu alanlar kullanılmış. Harfiyatları çıkarmışlar. O yüzden tarihsel olarak bir de tarihlemesine bakacağız. Ve mükemmel bir görüntüye sahip bir koridoru daha açılmış bulunuyoruz.
Sistemi karışık gibi görünüyor şu an. Şöyle bakın. Evet. Mükemmel bir görüntüye sahip şu an. Ne kadar net görünüyor bilmiyorum. Ama ışığımla olabildiğince her yeri aydınlatmaya çalışıyorum. Evet. Burada bir dinlenelim, bir hava akımına bakalım. Sonrasında devam edelim. Önce üst kata bakalım. Burası görmüş olduğunuz gibi şurası dolu. Yani bizim 3 kolumuz vardı. Alt, sol ve ön. Ön diğer taraf, yani alt tarafa gidecek alan. Alt kat demiştim ya arkadaşlar. Oralar şu anda görebiliyoruz. Evet, şuraya da bir çıkış yapalım. Zor bir kaya. Şu an gitgide zorlaşan bir kayaya yapılan alanlar. Ve kayanın yeryüzüne en yakın kısmı bu da. Farklı bir yapılaşmaya alanı burası. Şöyle baktığımızda neredeyse birçok oda birbirine bağlantılı. Ve bu gibi yerlerin haritalandırması biraz daha zor oluyor. Şu an bakar mısın arkadaşlar tünellere? İnsanlar neler yapıyormuş o dönemlerde, çift kattı. Hem üstten hem de alttan. Yani biri girişse bir geliş. Biri üst katın gidiş gelişini sağlıyor, birisi alt katın. Burada da bir küçük odamız var. Bunu da görelim. Onun yan tarafında da var. Almışken her tarafı göstermeye çalışıyorum. Çok farklı yapılaşmalar var. Yan yana birçok odayı görebiliyoruz. Evet, şuradan biz üst kattan bir geçelim. Yani şu alan kırılmış. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Bakın şuradan şu karşı, şurası dahil olmak üzere kırılmış. Buradan normalde burası kapalıymış ama şu anda bunu göremiyoruz çünkü kırıldı. Bayağı da yüksekliğe sahip arkadaşlar. Gördüğümüz en alttaki alanla. Şimdi şu şekilde bir aşağı inelim. Şuradan bir rahat bir şekilde geçiş yapalım. Evet. Şu anda tam üst yolun ortasındayız. Yan tarafta küçük bir oda. Diyorum ya, odaların neredeyse hepsini patlatmışlar, görüyorsunuz. Şu iki alanı, yani şu ikisini gezdik, gösterdim. Alt katı tamamen aşağıda göstereceğim. Burası bir başka oda. Yanında bir ayrı oda daha var. Hemen yan tarafı göstermiştim zaten. Deminki alanla beraber. Bakın burada bir alan. Burası alt gelişi koruma için alınmış bir alan. Özellikle açılmış ama burası diğer yerler gibi kırılmış değil. Burada küçük bir oda. Birbiriyle bağlantılı. Bu orijinal bir açık. Normal kendiliğinden açık yani. Bu daha büyük ihtimalle bir çıkış tüneli gibi görünüyor. Nedeni şu. Deminki girişte göstermiştim bir havalandırma alanı. Bu çıkışların, yani giriş ve çıkışların havalanması için sağlanan alanlar. Şu anki görüntüye göre orijinal görünüyor. Yani kendiliğinden eski dönemde açıldığını görebiliyoruz. Sorun olmazsa çıkışa diyecektik. Şu anda çıkışımız kapalı. Aynı şekilde buradan da bir aşağı havalandırma var. Burada ya alt kattan çıkışı var veyahut şu anda çözüm yapamadık. Bakın burada da bir alan, içerideki deminki alanla bağlantılı bir bölüm daha mevcut. Rahat geziyorsunuz. Tüneller büyük. Yaklaşık 2 metre yüksekliğe sahip. Şimdi alt kata ineceğiz. Bir de alt kata bakacağız. Demin biz yukarıdaydık. O alandaydık. Oradan buraya geldik. Buraya geçtik. Burayı aldık. Sağlı sollu. Şimdi alta geçeceğiz. Önce bulunduğumuz yerin altına gireceğiz. Sonra odalar açılacağız. Alt kattaki. Alt katımıza iniyoruz. Önce arka tarafı alacağız. Deminki iki havalandırma alanı, gördüğümüz alana. Evet, şu şekilde alt kata indik. Yani biz demin şu karşıdan geldik buraya. Evet, şuradan bir geçelim. Odalaşmalar görüyorsunuz. Hep birbirine geçmeli. Küçük küçük odalar. Yani bu insanlar buralarda eğer yaşıyorduysa, bakın buralar bir kuyu. Çoğu yaşam alanları değil. Bakın bunlar da bir kuyu. Yüzler yaşantı alanları en alt katlara kuyu yapılmış. Yani şurada gibi. Evet, burası da girişimiz.
Bir diğer girişin alanları. Şu da bizim sürgü taşımız. Şöyle giriş alanını gösterdik. Yani şu giriş alanımız olduğu için oralarını gösterelim. Burası bizim çıkış alanımız. Ama dolu şu anda. Küçük küçük odalarla başlıyor. Şuradan çıkamadığımız için oraya gösteremeyeceğim. Aynı şekilde tam girişin ön kısmına koymuş oldukları kuyu. Bunu birçok alanda gösterdim. Bu bölgede. Şöyle küçük küçük odalara girmek de zor oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Tekrardan şimdi dönüyoruz. Bizim yolumuz bu şekilde. Şöyle bakın. Bayağı bir uzun bir alan. Tekrardan yavaşça odaların tamamına hakim ola ola göre göre farklı bir şeyler var mı diye bakıyorum şu an. Bu bölgede bu yapılaşmadan çok fazla arkadaşlar. Şurası üst katı. Burayı göstermiştim zaten. Şimdi alt katın galeri odasına girmiş bulunuyoruz. Burası da alt katın galeri odası. Yani deminki üst katta girmiş olduğumuz ara bağlantı yolu vardı ya. Orası da gibi burası da bağlantı, ara bağlantımızın başladığı alan. Şu anda en alt katlardayız. Kuyular görüyorsunuz. Merkez odaların tam diplerinde tahıl ambarları olarak şaraptır, içecek sudur ve buna benzer şeyleri koyabilmek adına kullandıkları alanlar. Küçük küçük odalar mevcut. Diyorum ya. Şuradan da aşağıdan giden bir çıkış tüneli daha mevcut gibi. Tek odalı alanlar. Biz şu üstten geçtik yukarıya. Büyük ihtimalle de şuradan çıkış yapacağız. Evet. Şu karşıyı da göstereyim. Burası biraz daha farklı bir kuyulaşma var. Evet. Yan taraflar diyorum sürekli patlatılmış. Burada da küçük bir oda var gibi. Aynı şekilde burayı da patlatmışlar. Bakın buralara bir tane küçük alanlar yapıyorlar. Buraları ışıklandırabilmek yani aydınlatabilmek adına. Aynı şekilde kapı sistemi de varmış. Buranın önemli bir depolama alanı olarak kullanıldığını gösteriyor. Özellikle bir kapatma sistemi kullanılıyormuş. Hemen girişin önünde bakın. Ve diyorum ya bunların ağızları kapalıymış döneminde. Kapalı olarak tutuluyormuş. Şu alanı da alalım. Evet. Çok fazla sayıda kuyu var arkadaşlar. Şurası deminki girmiş olduğumuz önemli olan dediğim alan. Küçük küçük kuyu sistemleri. Çok fazla sayıda. Şimdi de görüyorsunuz diğer yan taraflar. Yani biz şuradan çıkıyoruz arkadaşlar sürekli yan yana oda halinde. Hep kuyulu sistemler bakın dipler hep kuyu yapılmış. En üst kat yani en alt kat tamamen kuyuya özen gösterilmiş. Hep kuyu diyorum şu ana kadar bir mezarlık görmedim. Ama bunların içinde belki de bazı kuyular mezar için kullanılmış olabilir. Burası da şu giriş kapısı vardı ya arkadaşlar. Oraya bağlantı yapılan ilk alan. İbadethane olarak bir alan görmedik. Şu görmüş olduğunuz küçük bir niş. Şu ana kadar bir ibadethane için yapılmış bir alan göremedik. Aynı şekilde kuyulu sistemler buralarda da mevcut. Evet, bu alanda bu şekilde tamamen bölgenin yani şu anda merkezdeyim. Şu görmüş olduğunuz şurası, burası, burası, bu alanlar, bu alanlar, alt kat, üst kat, şu yan taraf, onu da gösterelim. Bu alanlar, şurası ve burası, burası olmak üzere hepsini almış durumdayız. Sadece almadığımız bu alan kaldı. Evet. Diyorum ya buranın haritalandırması bile çok zor olacak arkadaşlar. O yüzden bayağı bir uğraştıracak bu alanlar. Biraz daha büyük, biraz daha temiz oda var. Ama harfiyatlar çok fazla sayıda.
Bunları kırılmışlar ama herhangi bir işleme almamışlar. Burası da yeraltı şehrimizin son alanları. Neden son alanları? Onu da söyleyelim. Birazdan çıkacağız. Şöyle baktığımızda harfiyatları doldurmuşlar. Bunları kazı yapan defineci kardeşlerim de yapmış olabilir. Eski dönemdeki insanlarımız da yapmış olabilir. Burada bir savunma kapısının yarısı duruyor. Şurada bakalım. Şöyle bakarsanız. Evet. Bazı alanlar dolmuş gibi. Daha yani yeraltı şehrinin bazı kısımları varmış. Ama şu anda deminki alanlarımıza açılıyor. Evet. Şuradan yukarı çıkacağız. Ya nereden çıkacağız diye soruyorsunuzdur. Hani merkezden aşağı iniş var demiştim ya. Oradan. Şöyle rahat bir çıkım olur mu? Evet. Şöyle bir açalım ışığımızı. Her yeri net görmemiz gerekiyor. Evet. İlk galeri odamız dediğimiz alana şu anda açıldık. Şuradan da bir çıkışım yapabilirsek şöyle buraya basalım. Buraya basalım. Şöyle yaparsak bu şekilde çıkmış bulunuyoruz. Zor ve mükemmel bir alandı. Sayısal olarak çok odaya sahip bir alan. Diyorum ya, burayı haritalandırmak gerçekten zor olacak. Şimdi bizim aynı girdiğimiz alandan çıkıyoruz. Tünelimizden dışa doğru çıkış. Burası da bizim ilk alanımız. Havalandırması o kadar kapalı olmasına rağmen çok da zor bir havalandırması. Yani hava alma durumu iyiydi. Şöyle ışığımızı da kapatalım. Gün yüzünü gördüğünüzde nefes almanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Bunu hep söyledim. Yine söylüyorum. Gün ışığı, yani nefes almak çok güzel bir şeydir. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde bitirelim isterseniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.